ya hüzün acı niye? Umutsuzluğa kapılma. Rüzgar perdeni örttü diye güneşine darılma. Rüzgar perdeni örttü diye güneşine darılma. Yüzün güzel gözlerin, acıya ibret sözlerin, başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların. Gülsün güzel gözlerin, acıya ibret sözlerin, başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların. Zordur elbet kadın olma. Alev alma. Susuz kalmış topraklarda solmuş güllere güneş olma. Zordur elbet kadın olma. Çınarlara tohum olma. Yorgun bitkin yürekler sözlerin, acıya ibret sözlerin, başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların. Gülsün güzel gözlerin, acıya ibret sözlerin, başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların. Yılında Mersin'de ailemin ikinci ve son çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam Hasan Yeni, Silifkeli. Annem Raziye Yeni ise Tarsuslu. Annem ve babam 1973 yılında yakın bir tanıdıkları vasıtasıyla tanışmış ve birbirlerini severek evlenmişler. 1975 yılında ilk çocukları olan ağabeyim Ahmet Tevfik Yeni dünyaya gelmiş. Abim ile aramızda sadece 3 yaş var. Birlikte çok keyifli, eğlenceli, çocukluk ve gençlik dönemi yaşadık. Çocukken ben onunla top koşturarak, misket oynayarak, erkek kardeş yokluğunu hissettirmedim. O da benimle birlikte evcilik oynayarak, kız kardeş yokluğunu hissettirmedi bana. Babam köy hizmetlerinde şoför olarak çalışırdı. Annem ise ev ekonomisine katkıda bulunmak adına evde komşu kadınlara, eşe, dosta, evimizde dikiş dikerdi. Annem terzilikte çok yetenekliydi. Maddi imkanı olsaydı eminim ki bir moda evi açabilirdi. Çocukluğum çok güzel, çok samimi, sıcacık bir mahalle ortamında ve mutlu, birbirine çok bağlı aile ortamında geçti. Annemden ayırt etmediğim babaannemle karşılıklı müstakil evlerde otururduk. Ben babaannemin yaşadığı evde doğmuşum. Çünkü ekonomik sıkıntılar babamın ayrı ev tutmasına olanak tanımamış. Ancak ben doğduktan sonra karşı evi kiralayarak evleri ayırmışlar.
Babaannem henüz 30 yaşındayken 3 çocukla yapayalnız kalmış koca dünyada. Çünkü dedem ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmiş. Babam 13, halam 10 ve amcam henüz 3 yaşında. Dedem kamyon şoförü olarak çalıştığı için ardında sadece anılarını bırakabilmiş. Kaybettikten sonra babam okulu bırakmak zorunda kalmış. Simit, gazoz satarak, dolmuşlarda muavinlik yaparak ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışmış. Okumayı çok isteyip okuyamadığı için de bizim eğitimimize çok önem verirdi. Öyle ki bana hep sen yeter ki oku, ben ceketimi satar, seni yine okuturum derdi. Bu arada babaannem o yaşına kadar çalışmanın ne olduğunu bilemeden Mersin'de Çukurova Fabrikası'nda çamaşırcı olarak işe başlamış ve oradan da emekli olmuş. Böylesine güçlü, mücadeleci bir aileye sahip olmak benim en büyük şansımdı. Çünkü o mücadele ve güç kavramı benim ruhuma ilmek ilmek işlenmişti. Mersin Cengiz Topel İlkokulu evimize yürüme mesafesindeydi ve mahalledeki birçok arkadaşımla da aynı zamanda sınıf arkadaşıydık. Bizler için bu büyük avantajdı. Güle eğlene, şakalaşarak okulumuza gider gelirdik. Tek dezavantajım, ilkokul öğretmenimle aynı mahallede oturuyor olmak ve ailece görüşüyor olmamızdı. Gün boyu sokakta oyunlar oynadığımı, bisiklete bindiğimi gören öğretmenimin beni ertesi gün sözlüğe kaldırması kaçınılmazdı. Bilemediysen vay halime, bütün gün erkek Fatma gibi bisiklete binmeyi biliyorsun ama diye başlayan sözlerle devam ederdi konuşmasına. Adalet duygum henüz küçücük yaşlarda oluşmuştu. O yıllarda ilk okumayı söken öğrencinin yakasına kırmızı kurdela takılırdı. Bir gün öğretmenim okumayı ilk söken öğrenciye açıklayacağını söyledi. Tabii ben o an heyecandan yerimde duramıyorum. Çünkü o kadar emindim ki benim ismimi söyleyecek. Tabii beklediğim gibi olmadı. Öğretmenim kendi oğlunun ismini açıkladı. Ben durur muyum? Dayanamayıp parmağımı kaldırdım söz almak için. Ve dedim ki, ama öğretmenim, ben evde babama gazete okuyorum. Sonuç, hakkım olan kırmızı kurdele yakamdaydı. Halen olduğu gibi okumak benim hayat tarzım. Babamdan bana geçen çok güzel bir alışkanlık. Babam ilkokul mezunu olmasına rağmen okur, çok araştırırdı ve inanılmaz bir genel kültüre sahipti. Ben de hiçbir şey bulamasam evdeki ansiklopedileri, annemin yemek tarifi kitaplarını okurdum. Okulda hem çalışkan hem de sosyal bir çocuktum. Okulun handbol takımındaydım ve uzunca bir sürede folklor ekibinde görev aldım. Okulun son yılı doğduğum, büyüdüğüm, çok sevdiğim mahallemden ve arkadaşlarımdan ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü babam artık bizim diyebileceğimiz evimizi yaptırmıştı ve kiracılıktan kurtuluyorduk. Son yılım olduğu için ailem okulumu değiştirmeme sıcak bakmadı ve ben o küçücük yaşta her gün dolmuşa binip o yolu gidip gelmeye başladım. Mezun olduktan sonra kaydım Mersin Atatürk Lisesi'nin ortaokul bölümüne yaptırıldı. Ortaokulda da spor hayatım devam etti. Okulun basketbol takımında lisanslı sporcuydum. Okul seçimlerim hep abimin okuduğu okullar olarak kararlaştırılıyordu. Ta ki liseye kadar. Mersin Ticaret Meslek Lisesi'nde okumak benim tercihimdi. Neden mi? Kısa yoldan bir meslek sahibi olabilmek, bir an önce hayata atılıp aileme destek olabilmek tek gayemdi. Mersin Ticaret Meslek Lisesi'nde başlayan serüvenim Erdemli Çok Programlı Lise ile tamamlandı. Yanlış arkadaş seçimleri sebebiyle kötü başlayan lise hayatım, silkelenip kendime gelmemle başarılarla dolu sonuçlandı. Öyle ki her dönem teşekkür, takdir belgesi alıyordum. Mezun olduğum yıl diplomamı almaya okula gittim. Okul müdürü diplomamı verdi. Ama eksik bir şey vardı. Takdir belgem yoktu.
öğretmenim takdir belgesi de almış olmalıydım dedim. Cevap aynen şuydu. Ebru sende bunlardan çok var nasıl olsa. Bırak bu da bizde hatıra kalsın diyerek takdir belgemi bana vermedi. Üniversite sınavı geldi çattı. Sınava girdim, çıktım ve sonuç beklemeye geldi sıra. Sonuçları beklerken ben boş durmayarak bir süpermarkette part-time tezgahtar olarak işe başladım. Bu benim ilk iş tecrübemdi ve çok eğlenceliydi benim için. Hele ki oradan kazandığım ilk para ile üniversite harcımı yatırmak ise olağanüstüydü. Sonuçlar açıklandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe Finansmanı bölümünü kazandığımı çok sevdiğim dershane arkadaşımın telefonuyla öğrendim. Ailem için aynı gün beni üniversiteye, abimi de askere göndermek çok zor olmuştu manevi açıdan. Babam tek emekli maaş ile hem bana hem abime yetemeyeceği için taksi şoförlüğüne başlamıştı. Aileden ilk ayrılış benim için çok zordu. Çünkü uzakta olunca sanki sevdiklerime bir şey olacakmış kaygısı başladı bende. Tabii bu kaygının ne kadar yersiz olduğunu, sevdiklerimin çok yakınında olmama rağmen avuçlarımın arasından kayıp gidebileceklerini yıllar sonra öğrenecektim. Üniversitede yurtta ranzanın alt katında yatardım ve o ranzanın üstü bütün sevdiğim aile büyüklerim. Annem, babam, babaannem, abimin resimleriyle doluydu. Son yılımda başlamıştım hayaller kurmaya. Okul bitecek, Mersin'e döneceğim ve çok iyi bir iş bulacağım kendime. Üniversite mezunuydum ya. Tabii döndükten sonra hayatın gerçekleriyle yüzleşmem hiç de uzun sürmedi. Her çaldığım kapı tecrübe istediği için hep yüzüme kapandı. Acaba düşünemiyorlar mıydı? Bir yerden başlamadan nasıl tecrübe kazanılırdı? Bir yılın sonunda çok sevdiğim, saydığım muhasebeci bir abim vasıtasıyla bir muhasebe bürosuna iş görüşmesine gittim. Ben kendimi anlattım, onlar yapacaklarımı anlattılar ve sıra tabii ücreti konuşmaya geldi. Sordular düşündüğünüz ücret nedir diye. Hiç tereddütsüz verdiğim cevap şuydu. Maaş hiç önemli değil, yeter ki bana işimi, mesleğimi öğretin. Başvurum tabii ki kabul edildi. Ben çalışmaya başladım ama asıl mesleğimi öğrenene kadar ben o ofiste çay kahve ikramı da yaptım, bulaşık da yıkadım, temizlik de yaptım ve yaptığım işlerden asla gocunmadım. Kendime o kadar güveniyordum ki önümün açık olduğunu hissediyordum. İyi ki pes etmemişim. Aynı ofiste bir yılın sonunda yönetici oldum ve 5 yıl yönetici pozisyonda çalışmaya devam ettim. 5 yılın sonunda yollarımız ayrıldı. Ben başka bir muhasebe bürosunda işe başladım. Orada çalışırken eski çalıştığım yerde işlerini yürüttüğüm mükellefimiz bir gün beni aradı. Ebru, benim senin gibi işinde titiz, çalışkan birine ihtiyacım var dedi. Hiç düşünmeden o kişi ben olabilirim aslında dedim. Ve grup firmasının muhasebe müdürü olarak işe başladım. Orada çalışırken mali müşavirlik için Mersin Mali Müşavirler Odası'na başvuruda bulundum. Bu arada mali müşavirlik mesleğini edinebilmek hiç de kolay bir iş değildi. Öncelikle staja başlama sınavına giriyorsunuz. Kazanabilirseniz 3 yıl staj yapıyorsunuz. Ve sonunda da staj bitirme sınavını kazanabilirseniz ne âlâ mali müşavir olabiliyorsunuz. Staja başlama sınavına hazırlanırken iş ilişkisinden dolayı 6 yıldır tanıdığım eşim Mehmet Yıldız ile 2006 senesinde evlendik. Tabii evlilik hazırlıkları, yeni bir yuva, kurma çabaları derken bir türlü sınavları veremiyordum. Ve böylelikle ilk dosyam yanıp gitmişti. Eşim o dönem mali müşavir olduğu için bana çok da zorlamamamı, bir eve bir tane mali müşavirin yeteceğini söyledi. Tabii ben asla dedim, bunca yıldır ben bu işi başarıyla yapıyorum ve bu kimliği hak ediyorum. Ama bu arada anne olmayı da çok istiyorum. Ve bu isteğim 2008 yılında Dünyalar Güzeli iki melek sayesinde gerçekleşiyor. Kızlarım Doğa ve Damla'nın gelişiyle birdenbire evimiz kalabalıklaşıyor, kocaman bir aile oluyoruz. Babaannem, annem, babam, kayınvalidem resmen bize taşınıyorlar.
Meğer onlar benden daha çok isteklilermiş. Kızlarım aşırı sevgi, ilgi ve şefkatle büyüyorlar. Benim gözüm arkada değil, çünkü her zamanki gibi annem hep yanımda ve biliyorum ki kızlarıma gözü gibi bakacak. Sabahları bakımlarını yapıp anneme emanet edip işime gidiyordum. Öğle arasında eve dönüp onları doyurup şefkatimle sarıp sarmalayıp tekrar anneme emanet edip işime dönüyordum. Başarı hikayemin kamera arkasındaki fedakar kadın, en büyük destekçim, canım annem, iyi ki varsın. Bu arada pes etmek yok, sınavlara da hazırlanıyorum. Sonunda Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz diyerek sınavları kazanıyorum ve artık mali müşavir stajyeriyim. Sene 2012, ortanca kızıma 4 aylık hamileyim. Hamileliğim çok zor geçtiği için annem ve babam her zamanki gibi bana destek olmak için bizimle yaşamaya başlıyorlar. Babam 4 ay boyunca bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur diye sormaya devam ediyor. Bir cumartesi sabahı, hala kulaklarımdan gitmeyen annemin çığlığı ile uyanıyorum. Oysa ki akşam yatarken her şey çok yolundaydı. İyi geceler diledik birbirimize. O akşamın sabahının olmaması için neler vermezdim. 29 Nisan 2006 yılında hayat arkadaşım ile evlenip 29 Nisan 2012 yılında sırdaşım, arkadaşım, en büyük destekçim, güvende hissettiğim tek varlığım. Babacığımı kaybettim. O akşamın sabahının olmaması için neler vermezdim. Yattıkları odaya gittim. Annem ayağı kırık, çaresizce, "Hasan kalk, ne olur Hasan kalk" diye çok çabaladı. Kızlarım, henüz 4 yaşındaydı ikiz kızlarım. O cesaretle dedelerinin gömleğini açtılar, nefes alabilsin. Yeğenim pencereyi açtı, hava girsin, nefes alabilsin. Belki uyanır. Eşim ambulansı çağırdı. Babam o ambulansa bindi. Evimize bir daha hiç dönmedi. 29 Nisan 2006 yılında hayat arkadaşım ile evlenip 29 Nisan 2012 yılında sırdaşım, arkadaşım, en büyük destekçim, güvende hissettiğim tek varlığım, babacığımı kaybettim. Küçük bir kız çocuğu iken İşten geldiğinde çoraplarını çıkardığım, o yorgun ayakları öptüm, kokladım, cennet kokuyordu. Babamı kaybettikten sonra annem geri kalan hayatını bana ve çocuklarıma adadı. Kendi evini kapatarak bizimle yaşamaya başladı. 12 Ekim'de bütün aileye teselli olarak geldi dünyamıza Cansun. İyi ki geldi üçüncü meleğim. İki tane anaokuluna giden çocuk, evde bir bebek ve çalışan bir anne. Çevremde herkes şaşırıyordu bana, nasıl yetişebiliyorsun? Yetebiliyordum çünkü işime, aileme, çocuklarıma aşıktım. Motive kaynağım 3 tane çok güzel kız çocuğuydu. Ve sene 2014, ailemizin en minna, sürpriz yumurtamız kızım Duru geldi dünyamıza. Ve iyi ki de geldi. 4 çocuk, iş hayatı ve tabii ki gelip çatan stajı bitirme sınavları. O yılı asla unutamam. İş hayatı, son gaz devam, ilkokul 1. sınıfa başlamış olan Doğa ve Damla, 2 yaşında çok hareketli bir Cansu ve sürekli emlak isteyen bir Duru. Karşılığında ise hepsine yetişebilen ve azmetmiş, pes etmemiş, sınavlara hazırlanan bir anne. İlk girdiğim sınavı başarıyla geçtim ve sonunda hedefime ulaşarak mali müşavir oldum. 15 yıl çalıştığım grup şirketinde mesleğimi 2 yıl daha devam ettirdikten sonra
Kendi iş yerimi kurmaya karar verdim ve halen kendi işimi başarıyla yürütmekteyim. 15 yıl çalıştığım grup şirketinde mesleğimi 2 yıl daha devam ettirdikten sonra kendi iş yerimi kurma kararı aldım. Ve halen kendi işimi başarıyla yürütmekteyim. Kızlarıma ve tanıdığım genç hanımefendilere hep söylediğim gibi, zorluklar karşısında asla yılmayın, pes etmeyin. Elbette hayatınızın belli dönemlerinde zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama bir şeyi çok isteyin ve onu elde etmek için çok çalışın. Başarı mücadele gerektirir. Bir şairin dediği gibi, bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında. Bir ağır işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci. Bir anne gider, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili. Ne çok kişi yok olur aslında bir kadın gittiğinde.